Herkese merhabalar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. İşte karşınızda Elgato Wave DX ve Elgato Wave XLR. Eğer yayıncılıkla ilgileniyorsanız veya YouTube'a içerikler üretiyorsanız sesinizi izleyicilerinize doğru ve net şekilde göndermeniz ne kadar önemli bunu da biliyorsunuzdur. Bu noktada Elgato DX ve XLR modelleriyle gerçekten sesimizi üst seviyede ve kaliteli bir şekilde içeriklerimize yansıtabileceğimiz iki ürünle karşımızda. Bu videonun tamamını aslında test niteliğinde izleyebilirsiniz. Çünkü bu videoyu başta sonra kutu açılış bölümü hariç tamamen Elgato DX mikrofon ve XLR ses kartıyla birlikte kayıt altına alıyorum. Bu nedenle her koşulda sesimizi nasıl alıyor bunu da görüyor olacaksınız. Şimdi gelin sizlerle birlikte kutu açılışımızı yapalım, bakalım bu iki ürünün kutusundan bizleri neler neler karşılıyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi elimizde Wave XLR ve Wave DX bulunuyor. Kutuları her zamanki gibi Elgato şıklığında. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hızlıca kutularını aç istiyorum. Öncelikle Wave XLR'dan başlayacağım. Şöyle kutunun etrafına baktığımızda gördüğünüz gibi sağ tarafında içinde neler olduğu yazıyor. Ve üzerinde özellikler bulunuyor. Diğer tarafına baktığımızda direkt olarak Wave XLR'ın tasarımı bulunuyor. Arkasını çevirdiğimizde de tüm teknik detaylarına ulaşabiliyoruz. Tabi bunlarla vakit kaybetmeyelim. Hızlıca paketimizi açalım. Şöyle kutumuzu açtığımızda karşımıza hemen bir adet garanti belgesi çıkıyor ve sonrasında kutu içerisinden bir adet daha kutumuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi Elgato logomuz üzerinde içerisinden bir adet USB Tip A'dan Tip C'ye bir kablo bulunuyor ve sonrasında tekrar kutu içerisinden kullanım kılavuzları, kitapçıkları vesaire çıkıyor. Ve asıl geldik ana cihazımıza. Şöyle poşetinden tutup çekiyorum ve karşımızda Wave XLR. Bu arada gayet ağır olduğunu söyleyebilirim. Tuş hissiyatı gerçekten şu an çok güzel geliyor benim elime. Şöyle etrafına bakalım. Hatta şöyle yapalım. Ben bir kutuyu kaldırayım ve gördüğünüz gibi cihazımız gayet şık bir şekilde bizi karşılıyor. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten elinize aldığınızda bir ağırlık bulunuyor ve gerçekten bu da bizlere kaliteli hissettiriyor. Üzerine baktığımızda aslında çok bir detay yok. Arkasında bir adet XLR girişimiz bulunuyor. Bir adet USB, bir adet de kulaklık girişimiz üzerine konumlandırılmış. Ön tarafına döndüğümüzde bir adet tekerleğimiz bulunuyor. Ses ayarlarını yaptığımız ve aynı zamanda bu tuşun üzerine bastığımızda da bir etkileşim bizlere sağlıyor. Hatta şöyle yapayım sesini de sizlere duyurayım. Gayet tok bir sesi bulunuyor. Ve aynı zamanda yukarıda gördüğünüz gibi mute diye bir yer bulunuyor. Direkt olarak buraya dokunduğunuzda dokunmatik olarak mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz. Hemen bunu şöyle kenara koyalım. Sıra geldi Wave DX'imize. Bu mikrofonu aldığınız zaman tabii tekrar belirtmek istiyorum. Teknik detaylarda zaten buna değineceğiz. Wave XLR veya herhangi bir ses kartınız olmadığı sürece bu mikrofonu kullanamıyorsunuz. Bu mikrofon bir USB mikrofon değil. Tamamen direkt olarak XLR çıkışlı ve direkt olarak ses kartına girmeniz gereken bir mikrofon. Şöyle kutunun yanına baktığımızda mikrofonun kendisini görüyoruz diğer tarafı çevirdiğimizde teknik detayları ve kutu içeriğini görebiliyoruz. Arkasını döndürdüğümüzde de tüm detaylarına ulaşabiliyoruz. Şimdi hemen hızlıca stickerlarını açalım. Stickerlarını açtık. Kapağımızı şöyle kaldırıyoruz ve içerisinden kocaman bir kitapçık çıktı. Burada tabii ki de tüm teknik detaylarına ulaşabiliyoruz. Daha sonrasında bunu kaldırdığımızda gördüğünüz gibi bizi ürünümüz karşılıyor. Yani Elgato Wave DX. Şöyle kutudan çekerek mi çıkartıyoruz? Evet, kutumuzu çekerek çıkarttık ve stickerımızı açtık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu mikrofon gerçekten ağır bir mikrofon. Yani bu ağırlığından kalitesini zaten hissedebiliyorsunuz. Şöyle çevirdiğimde gördüğünüz gibi gayet şık tasarımıyla bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi speak into this end yani buraya konuşuyoruz. Yani sesi aldığı yer üst tarafı şu şekilde bize bakıyor olacak. Bunu çıkartalım şöyle kenara alayım. Ve burada gördüğünüz gibi yan tarafta bir adet ayağı bulunuyor. Bu ayakla birlikte mic arm'ınıza rahatlıkla monte edebiliyorsunuz. Ayrıca farklı ayaklara monte etmek istiyorsanız da burada gördüğünüz gibi bir aparatı var. Bunu çıkartarak daha farklı boyutlardaki ayaklara da rahatlıkla takabiliyorsunuz. Alt tarafına döndüğümüzde de XLR girişini yani çıkışını buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu ayağın yanında bir adet silindir bulunuyor. Bunu direkt olarak çıkartabiliyorsunuz. Bunu çıkartmanız ne işime yarıyor diyecek olursanız eğer gördüğünüz gibi yan taraftaki Elgato logosunu da şu şekilde çıkartabiliyorsunuz ve ayağı mikrofonun diğer tarafına yani bu ayağı istediğiniz tarafa takabiliyorsunuz. Şu şekilde hangi yöne isterseniz bu ayağı bu şekilde sıkarak monte edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda tabi buradan daha çok sıkarak daha sabit kalmasını da sağlayabiliyorsunuz. Ve sonrasında tabii ki de burada bir boşluk kaldı. Bu Elgato logosunu da alıp bu tarafa takabiliyorsunuz. Öncelikle biraz şundan bahsetmek istiyorum. Dahili bir pop filter içerisinde mevcut ve gerçekten hani şöyle tıkladığınızda Elgato kalitesini hissediyorsunuz. Bakalım kutunun içerisinde başka bir şey bizi karşılıyor mu? Hayır karşılamıyor. İş i̇çerisinde sadece bir adet kullanım kılavuzu bulunuyor. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Eğer Wave XLR ve Wave DX setup'ını almak istiyorsanız şunu da aklınızda bulundurun. Mutlaka ve mu mutlaka bir adet XLR kablo almanız gerekiyor. Çünkü kutu içerisinden ikisinden de XLR kablo çıkmıyor. Gelin şimdi birlikte Wave DX ve Wave XLR'ın performansına bakalım. Nasıl bir kalite alıyoruz birlikte görelim. Kutu açılışını gerçekleştirdik. Tabii ki de bildiğiniz gibi Elgato hem kutu hem de ürünlere verdiği önemli bilinen bir marka. Kutular çok şık ve çok kaliteli. Aynı zamanda ürünlerin de hissiyatı gerçekten kaliteli. Örnek veriyorum ben bu DX'i ilk elime aldığımda gerçekten bana kalite hissiyatını en üst noktada hissettirdi. Ve aynı şekilde DX ikseler üzerindeki tuştaki yönlendirmeleri yaptığımızda da o tokluk hissini ve kalite hissini sonuna kadar hissediyoruz. Teknik özelliklerine geçmeden önce biraz tasarımından bahsetmek istiyorum. Sade bir tasarım bizleri karşılıyor ve aynı zamanda tek bir ayakla Arma bağlamanız sizin için büyük bir avantaj oluyor. Çünkü öncelikle çok rahat bir şekilde yönlendirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Ve arzu ederseniz bu ayağın yerini de değiştirebiliyorsunuz. Bunu zaten kutu açılışında görmüştük. Bununla birlikte içerisinde dahili bir pop filtresi var ve bu pop filtresiyle beraber patlamaları ve çatlamaları engelleyebiliyoruz. Aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Pulp filtrenin olduğu taraflar tamamen gözenekli bir şekilde bulunuyor. Ve şöyle bastırdığımda ve darbe aldığında kesinlikle yamulmayı bırakın esneme dahi göstermiyor. Bu da ürünün ne kadar kaliteli olduğunu aslında bizlere biraz kanıtlıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda bu mikrofon dinamik kardiyoid bir iç yapıya sahip. Bu ne demek oluyor derseniz eğer bu mikrofon sadece baktığı yöndeki sesleri alıyor ve bununla birlikte arka plandaki sesleri olabildiğince izole etmiş oluyor. Aynı zamanda 50 Hz ile 15.000 kHz arası bir frekans aralığı bulunuyor ve 600 ohmlukta bir empedans değeri bulunuyor bu mikrofonun. 3 bir XLR çıkışı bulunuyor ve bununla birlikte mutlaka bir ses kartına takmamız gerekiyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bum ayaklara rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz masa ayaklarına. Zaten bu konuda da demin de bahsettiğim gibi yan ayağı inanılmaz derece destek oluyor ve rahat bir şekilde bağlanabiliyoruz. Farklı uçlu ve farklı ebatlı Masa ayaklarında da bağlanabilmesi için içerisinden bir aparat çıkıyor zaten. Bu şekilde her türlü boom ayağına bu mikrofonu monte edebilirsiniz. Şimdi gelin sizlerle birlikte farklı açılardan mikrofona konuştuğumuzda nasıl bir ses alıyor birlikte bunu görelim. Hem de dinamik kardiyoit mikrofonunun avantajını da bu testle birlikte öğrenmiş olalım. Şu an mikrofonla ağzım arasında dört parmaklık bir boşluk var ve bu şekilde tam düz bir şekilde bana baktığında ses. Ses kalitesi bu şekilde. Pazartesi Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi biraz yana alıyorum ve şu şekilde aşağı yukarı bir 20 derecelik bir, 20-30 derecelik bir açıyla konuşuyorum. Pazartesi Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi tam yan açıyla bir ses kaydı alıyorum. Pazartesi Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi de şöyle dışarı doğru çevirdim. Pazartesi Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, pazar Şimdi gelin sizlerle birlikte Wave X'lerin detaylarına bakalım. Öncelikle tasarım olarak streamdekimizde yan yana koyduğumuzda çok şık bir görüntü bizlere sağlıyor. Zaten tasarımını da ona göre yapmışlar. Sade ve düz yapısı gerçekten etkileyici olmuş ve üzerindeki kocaman silindir çevirme düğmesi de çok şık bir şekilde duruyor. Özellikle düğmenin basma ve çevirme hissiyatı üst seviyede tutulmuş ve gerçekten bunu çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Aynı zamanda bu üzerinde iki silindire tıkladığınızda mikrofon kulaklık ve mix butonlarını ayarlayabiliyorsunuz. İlk mikrofon tarafına geldiğinizde mikrofonun sesini açıp kapatarak karşıya gidecek olan sesi ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar düğmeye tıklayıp kulaklık bölümüne gittiğimizde de kulaklığımıza gelen sesi açıp kısabiliyorsunuz. En sondaki taraf benim en çok sevdiğim bölüm yani mix bölümü. Özellikle yayındayken hem karşı tarafa müzik ne kadar seste gidiyor ve benim sesim ne kadar duyuluyor bunu rahatlıkla bu bölümde ayarlayabiliyorsunuz. Yani konuştuğunuz sesi kulaklığınızda da real time olarak aynı anda duyabiliyorsunuz. Bu sayede yüksek seste konuşmanızı engelleyen bir durum söz konusu oluyor. Çünkü kulaklık takılıyken konuşurken kendi sesinizi az duyduğunuz için kimi zaman çok fazla bağırıyor olabilirsiniz. Ama kendi sesinizi duyarsanız bu yüksek tonda konuşma probleminiz de ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda Elgato Wave XLR... 48 volt'u destekliyor. 48 volt ne demek? Kondenser mikrofonların çalışması için gerekli olan sistemdir. Yani siz Elgato Wave XLR'la birlikte istediğiniz mikrofonu bu cihaza takabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Aynı zamanda arka tarafına baktığımızda bir tane USB Type-C bir çıkışımız bulunuyor. Bunu bilgisayarımıza bağlıyoruz ve buradan hem cihazımıza güç almış oluyoruz hem de gerekli işlemleri bilgisayarımız üzerinden sağlayabiliyoruz. Hemen yan tarafına baktığımızda bir adet AUX çıkışımız var. Bu AUX çıkışıyla birlikte isterseniz bir kulaklık bağlayabiliyorsunuz ya da isterseniz bir adet hoparlör de bağlayabilirsiniz. Ve bunun da yanına geçtiğimizde bir adet XLR girişimiz bulunuyor. Buraya da mikrofonumuzu takıyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi üzerinde ışıklar var. Yani beyaz ışıklar yanıyor ses açıp kısarken. Bunu da yazılım üzerinden rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Elgato DX ve Elgato Wave XLR ürünlerimizi inceledik ve detaylarına birlikte baktık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca tüm fikirlerinize açığım. Yorumlarda lütfen her şeyi belirtin. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.